Gündeme Dair programından merhabalar arkadaşlar. Galatasaray'a dair gündemde neler vardı hep beraber bir bakalım. Bugün Mehmet Özcan'ın PlaySpor'da yaptığı röportajda Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Semih Kaya, Oğulcan Çağlayan yeni sezonda Galatasaray'da olacak. Arda Turan'ı da bekliyorum. Netleştiremediğim tek isim ise Emre Çolak diye söylemiş. Galatasaray'a dair bir diğer gündem ise Albert Riera'nın Radyospor'a vermiş olduğu demeçlerdi. Riera burada, Fatih Terim gibi büyük bir hocanın altında Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Ümit Davala ve Hasan Şaş'a çok saygı duyuyorum. Onlar görevdeyken fikir belirtmem doğru olmaz diye konuşmuş. Hatta ekleyip Muslera dünyanın en iyi kalecisi de demişti. Gündemdeki bir diğer konu ise liglerin bu haliyle tescil edilip edilmeyeceği. Bu konuyla ilgili Şansal Büyük'a lig tescilini unutun. Bunu milyonlarca Galatasaraylı'ya anlatamazsınız. Ligin tescili Galatasaray'ın üst üste 3. şampiyonluğa gidişini, Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve büyük para kazanma ümidini bitirir ki Galatasaray buna asla evet demez. İsyan çıkar diye görüş beyan etmiş. Şansal Büyükhan'ın bu açıklamaları sıcaklığını korurken La Liga yönetiminden bir açıklama geldi. La Liga yönetimi takımların bu hafta içinde antrenmanlara başlayacağını açıkladı. Yönetim sezonu da Haziran'da başlatmayı hedefliyor. Şimdi diğer takımların gündemine geçelim. Ve Karius veda etti. Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş yönetimiyle ilgili olan problemlerin devam ettiğini ve bu yüzden sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Instagram hesabından yapmış olduğu bir açıklamayla beyan etti. Karius'un halihazırda Liverpool'la sözleşmesi gelecek sezon sonuna kadar devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Carlos Kameni'ye geçiyoruz. Carlos Kameni markaya yapmış olduğu açıklamada Galatasaray'ın stadı Bannebo stadından daha korkunç. Neredeyse her taraftar tezahürat yapıyor. Rakibi kolayca baskı altına alabiliyorlar. Bu da ister istemez psikolojik baskı yaratıyor diye görüş beyan etti. Şimdi de sıra Ümit Özat'ta. Ümit Özat özellikle karantina günlerinde sosyal medyada çok aktif. Her gece bir Instagram yayında görüyoruz kendisini. Severek takip ediyoruz. Ümit Özat yaptığı açıklamada tüm kulüpler Galatasaray'ın kulüp yapısını örnek almalı. Galatasaray'ı yenelim de ligde şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakmak lazım şeklinde görüş beyan etmiş. Açıklamalarının devamında ise Ümit Özat, çirkin bir adamım. 3 asist yaptığım maçtan sonra bile takımda sol bek sıkıntısı var diye yazdılar. Sarışın olsam, küpe taksam Fenerbahçe'nin Maldinis olurdum diye görüş beyan etti. Şimdi de gündeme dair programını takip edip sonuna kadar izleyen arkadaşlara küçük bir sürprizimiz var. Program sonunda soracağımız bu soruya doğru cevap verip aşağıya doğru cevabı yorum atan arkadaşlar içinden 5 tanesini seçip orijinal bir Galatasaray fotoğrafını mail adresine göndereceğiz. Yapmanız gereken tek şey soruya doğru cevap verip aşağıya yorum olarak bunu bırakmanız. Sorumuz şu. 2019-2020 sezonu Muslera'nın Galatasaray'daki 9. sezonudur. Peki Muslera Galatasaray'a hangi İtalyan takımından transfer olmuştur? Doğru cevaplarınızı aşağıya yorum kısmına bekliyoruz arkadaşlar. Beğenileriniz, yorumlarınız, eleştirileriniz bizi mutlu edecektir. Bir dahaki bu tarz bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.